Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bıçağımızı bıçakla bileyelim, makasımızı da bıçakla bileyelim. Bıçak veya makas bilemek için çeşitli malzemeler var ama bu elimizin altında olmayabilir. Her evde mutlaka iki bıçak veya bir makas vardır. Şimdi bu bıçağımız bilerken tek yön bileceğiz ve tek ağzını bileceğiz, tek tarafını. İki tarafı bilersek o ağızda çok keskin bir yüzey elde edemeyiz. Şimdi bıçağımızı aldık, bilenecek bıçağımızı. Hafif şöyle bir eğim vereceğiz. Hafif eğimli 10-15 derece civarında. Normalde bıçak ağzıyla birbirine tutarak bileniyor ancak biz bunu farklı yapacağız. Bıçağımızın sırt kısmından şu kenarından bu düzey var biliyorsun. Hafif eğim vererek bu ele bileceğiz. Ve çok keskin bir bıçak ağzı elde edeceğiz. Evet, bıçağımızı koyduk. Hafif eğim verdik. Şöyle parmağımızı sokuyoruz, serçe parmağımızı. 10 sefer yeterli. Bu tarafta çapak kalmış olabilir. Bunu da düz olarak tek bir sefer şöyle sokuyoruz. Şu an bu bıçağımız aşırı keskin bir duruma geldi. Kullanırken dikkat etmek gerek. Bunu deneyeceğiz. Bu normalde kullandığımız et kesmekte, meyve kesmekte, ekmek kesmekte kullandığımız bıçaklarımız. Sağ elini kullananız sağ tarafını bilecek. Sadece sağ tarafı bilecek. Tek yön bilecek. İki yön bilemeyecek ve sağ tarafını bilecek. Bundaki amaç şu. Sol tarafta kestiğimiz herhangi bir şeyin dik olarak kesilmesi, düzgün olarak kesilmesi. Ancak bu kemikten et sıyırıyorsak tam tersini yapacağız. Bıçak ağzının sol tarafını bileceğiz ki diyelim şunu kemik kabul edersek buradan kayacak, sol taraf kayacak, kemiğe saplanmayacak ve eti sıyıracak sağ tarafta keskin olduğu için. Sol elini kullananlar tam tersini yapacak, sağ tarafını bileyecek. Şimdi makas bilemeye geldik. Makaslarımızı bu makasları sökmeye gerek yok çünkü kesme kısmı şuradan başlıyor. Makasımızın ağzı var, şurada da bir düz yüzey var. Bu zamanla iki metalin aynı sertlikte metalin birbirine sürtünmesi neticesi burada bozulmalar oluyor. Makasımız kesmiyor, yavaş kesiyor, zor kesiyor. Bunu bilemek için de yine tek yön bileceğiz. 5-6 sefer sürtmek yeterli. Tam şu düzlüğe otur diyoruz. Bıçağımızın üstünün bu kenarını 5-6 sefer yeterli oluyor. Diğer tarafını çeviriyoruz. Bunu iğneyle de bileniyor. Ancak iğneye verdiğimiz bir kuvvettirse bu bıçak elimizde tutuyoruz. Buna 50 kat kuvvet veriyoruz. Ve iki çelik olduğu için ağzı düzel diyor. Bütün mesele bu, şu ağzın düzgün olması. Şimdi bunları deneyelim. Önce makasımızı deneyelim. Bir kartonumuz var. Bakalım nasıl kesiyor. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmıyor. Çok düzgün bir kesim elde ediyoruz. Burada bir toz bezimiz var. Bunu kat yapalım. 3-4 kat yaptık böyle. Bu makasımıza, bu küçük makasımıza bileceğiz. Keseceğiz. Gördüğünüz gibi çok düzgün şekilde bunu kesti. Ki bu 5-6 kat ve kalın. Şimdi bıçağımızı deneyelim. Yine kartonda deneyelim. Şimdi şöyle, karton çok sert bir madde. Biz her ne kadar bıçak keskin olsa da bıçak ağzı ne kadar keskin olursa olsun kartonu keserken saplanıp kalır. Nasıl testere yaş ağacı keserken saplanıp kaldığı gibi. Ancak bıçağımızı çok iyi biledik ve bunu deneyeceğiz.
Tek seferde kesiyor böyle. Gördüğünüz gibi. Gayet düzgün şekilde. A4 kağıda bunun onda bir kalınlığında ve şeyinde değil. Gücünde değil. Şimdi yine toz bezimizi getirelim şöyle. Yine kat kat yapalım. Bıçağımızla keseceğiz. Yani bu kadar kalınlıktaki bir bıçağı toz bezini bıçakla kesmek biraz zordur. Gördüğünüz gibi rahatlıkla kesti. Yani bu kadar basit. İki sert metali birbirine sürtüyoruz. Bütün mesele bu. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.